Merhaba değerli izleyiciler. Yolcu TV ile haftanın konuğunda bugün herkesin merakla beklediği ancak kimsenin görmek istemediği birisiyle sizlere merhaba diyoruz. Bugünkü konuğumuz koronavirüs. Evet, yanlış duymadınız. Bugün programımızda koronavirüsü konuk edeceğiz. Ve kendisine yaşam öyküsünü sunacağız. Ve o da bizlere öyküsünü anlatıp sizlere, siz değerli izleyicilerimize mesaj verecek. Evet, programımıza başlıyoruz. Şimdiden iyi seyirler. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Biliyoruz biz de heyecanlıyız. Siz de heyecanlısınız. İlk defa... Yok, ben heyecanlı değilim. İlk defa böyle ekranların önüne çıkıyorsunuz. Çünkü insanlar sizi biliyorlar, görüyorlar ama... Ben bunu ilk defa sürekli beraberim onlarla. Fizik olarak karşılarında oluyorsunuz izleyicilerimizin. Biz öncelikle yaşam öykünüzden başlayalım. Yaşam öykünüz nerede başladı, nasıl başladı bize anlatır mısınız? Benim yaşam öyküm basit. Ben zaten bir virüsüm. Mağaradayım. Mağarada kendi halime takılıyordum. Geldi birkaç adam. Rahatsız ettiler. Ben de bunlara musallat oldum. Sonra da çıktım. Herkese musallat oldum. Elim yaman, beyim yaman dedim. Şimdi herkes uğraşsın. Niye rahatsız ediyorsunuz kardeşim beni? Evet, haklısınız. Peki insanlarla iletişiminiz nasıl? Mesela siz onlara nasıl bulaşırsınız? İnsanlarla iletişim çok iyi. Çok sıkı fıkıyız. Sarılmayı çok severim. Özellikle iç organlarına, akciğere, kalbe, boğazlara, her yere sararım. Mitoz bölünürüm. Bölüne bölüne çoğalırım. İnsanlar da zaten yıldır yıldır gezdiği için hiç sıkıntı yok. Her yere ulaşırım ben. Peki Sayın Covid-19, size şunu da sormak istiyorum. Tabii. Mesela size bulaşan insanların da ne gibi belirtiler? Kesiyorum. Buyurun. Bana bulaşmazlar, ben bulaşırım. Peki sizin bulaştığınız insanlarda ne gibi belirtiler ortaya konulur? Yani ne gibi etki yaparsınız? İnsanlarda ne gibi bir değişiklik görür? Ya bu farklılık gösterebilir. Adamın tipini beğenmem, süründürürüm. Ya da iyi bir insandır, güldürürüm. Ya duruma göre değişir. Gençtir, hafif atlatır. Ama yolu farklı yoldadır. Süründürürüm. Acı çeker. Kimisi daha farklı şeylere sonuçlanabiliyor. Acıyı biraz abartıp hayatı son bulabiliyor ama onlar da artık iş icabı yapacak bir şey yok. Yaratılış meselesi. Peki sizden hangi yaş grupları daha çok korkması gerekiyor? Herkes. Daha çok diye bir şey yok. Herkes. Peki hangi yaş grupları daha çok mesela sizin bulaştığınız insanlarda ağır semptomlar gösteriyor, bulaşıyor? Daha çok aksi inatçı ihtiyarlarda ağır semptomlar gösteriyor. Evet, dikkat ettiniz mi değerli izleyiciler? Burada bile aksiliğin, inatçılığın ne kadar kötü bir şey olduğunu bizzat koronavirüsün kendisi bizlere söylüyor. Peki Sayın Koronavirüs, şunu da sormak istiyoruz. İnsanlar sizden nasıl uzak durmalı, neler yapmalı sizin onlara bulaşmamanız için? Ya ben normalde zaten bulaşmıyordum. Kendi halimde mağaramda duruyordum. Rahatsız ettiler. Sonuçları bu. Mesela siz de beni rahatsız ettiniz, geldiniz. İlla röportaj yapalım. Rahatsız ettiniz. Sizin de başınıza gelecek şeyler var yani. İşte izleyicilerimiz izleyicilerimiz çok kendinizi feda ettiniz. Biz de buradan çıkınca hastaneye için. Evet, aynen. Peki nelere dikkat etmeliler sizin onlara bulaşmanız için? Bunları ben söylemem ki. Niye ben söyleyeyim? Kendi kendim niye yok edeyim? Peki son olarak izleyicilerimize bu güzel röportajın sonunda ne gibi mesajlar vermelisiniz? Milyonlarca insan öldü, binlerce insan hasta durumda, milyonlarca insan hasta durumda. Ya çok sıkıntılı bir durum var. Çok dertliyim o konuda, onu söyleyeyim insanlardan. Maske takmayın, zor oluyor bulaşması. Ellerinizi de yıkamayın. Yani mesafeye de hiç dikkat etmeyin ki daha kolay çalışalım. Sarılın, el ele, kol kola gezin ki
daha kolay ulaşayım ben size. Çok zorlanıyorum burada. Maske engel, ya temizlik engel, mesafe engel. Bunları zaman zaman farklı yerlerde çok benimle ortak çalışanlar oluyor ama genelde insanlar bunlara dikkat etmiyorlar benim açımdan. Dikkat edin. Ellerinizi yıkamayın. Ben daha rahat yanınıza gelebileyim. Sarılayım sizlere. Kucaklaşalım. Evet değerli izleyicilerimiz. Belki de dünyada ilk kez koronavirüsü canlı yayında konuk eden biziz. Buradan siz değerli izleyicilerimize bugünkü güzel programımızda bizleri takip ettiğiniz, izlediğiniz sorularınızla bizlere destek olduğunuz için yürekten teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programımızda sizleri canlı yayında bizlerle birlikte olmaya sanki bir sonraki programı bulaştım haberi yok.